Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bazı konular var. Özellikle bir takıldığım konu var. Onu şey yapacağım. Öncelikle bir kardeşimiz sormuştu ya. Bayağı da zaman oldu. Bizim de çalışma olmadığı için cevap videosu yapamadım. Makinasının birden stop ettiğini söylüyordu çalışırken. Bunu birkaç kişi de daha duydum arkadaşlar değişik makinelerde. Katte de başıma geldi. Burada gübrede, hatta paletten tamamen gübre tarlasının içindeyken eyvah dedim, apayıttık şimdi ne yapacağız? İnme şansım yok. Servis gelse, usta gelse yanıma gelme şansı yok. Paletler kayboldu gübrenin içinde. O şekilde çalışıyor. Videoları da var, çalıştığım yerleri. Bir stop etti. Yeri marşa bastım, çalıştı. Bir sefer başıma geldi. Ya şimdi elektronik makineler arkadaşlar, bilemiyorsunuz yani. Her bak bir yerden bir temassız olunca sarsıntıdan oluyor artık şey eden mi? Demek ki kendine o kısa devrelere karşı falan filan korumayı alıyorsa veya da en ufak temassızlıkta yapıyor olabilir bunu. Beyinden gelen bir karışık bir şeyle olabilir. Yani tam bilmiyorum şimdi. Yanlış yönlendirmiş olmayı benim de bir sefer başıma geldi ama bir daha da olmadı, bilmiyorum. Beni bilenler biliyor, tam bilmediğim, hakim olmadığım konuda yorum yapmam. Tahminlerimi söylüyorum sadece. Diyorum ya beyinden kaynaklanan işte. Yani insanın oluyor ya, tansiyonu düşüyor, şekeri yükseliyor gibi falan filan. Bunun gibi onda da artık öyle bir şeyler oluyor demek ki beyinde veya elektronik açısamda. Bundan kaynaklanabiliyor diye düşünüyorum yani, olabilir diye düşünüyorum. Tabii emin olmamakla birlikte. Bir de şunu söylemiştim arkadaşlar bir sohbet videomda. Ustalarınızın üstünlüğünü kabul edin diye. Bir kardeşimiz de demiş ki hiç kimse kimsenin üstün değildir. Ya kardeşim bakın, şöyle biraz mantıklı düşünmek lazım. Bir işi 25 yıl, 30 yıl yapmış bir kişiyle yeni başlayan kişi aynı olur mu? Şimdi doktor çalışıyor, ne yapıyor? Profesör. Ordinaristir. Dekan oluyor, işte öğretim görevlisi oluyor, profesör oluyor. Ne oluyor? Uzman doktor oluyor. Şimdi yıllarca ameliyat etmiş, ameliyat yapmış bir cerrahla yeni bak göreve başlamış kişi aynı olur mu? Askerde rütbeler var. Artık normal askerliğe gittiğimizde yapabiliyoruz. Onbaşına çavuşluk. Daha sonra uzman çavuşuydu, az subayıydı işte. Ne bileyim, devam edip gidiyor generale kadar. Şimdi 20-30 yıl komutanlık yapmış, generallik yapmış birisiyle sen askere gitmişsin, sen aynı olur musun? Kim kimden üstündür? Üstün müdür, değil midir? Yani şimdi bazı şeyler anlayın arkadaşlar. Hani cevap videosu yapmamam lazım belki, bu yorumlara belki takılmamam lazım da bazı şeyler de aydınlatmak lazım yani, izah etmek lazım. Bunun gibi 1500 tane adam bina yapmış, 30 yıl bu işi yapmış veya 25 yıl bu işi yapmış, yüzlerce binlerce temel kazmış. Bizim işin de kıdemleri yağcılık, ustalık. Şimdi 25-30 yıl bu işi yapan adamla, adam 25-30 yılını taş ocağında harcamış veya mermer ocağında diyelim, operatörlük yapıyor, sen yağcısın, gel o adamla eşit olabilir misin yani? Böyle bir şey olsa zaten adam kalkıp o adama atıyorum şimdinin parasını 10 bin lira, 11-13 bin lira, 15 bin lira maaş vermez, sana verir 3 bin.
45 bin lira seni çalıştırır. Yağcıyı çalıştırır. Yağcı da seve seve çalışır. Yani bu da hemen işi başka yönlere çekmeyin arkadaşlar. Üstünlük derken iş deneyimi. Belki insan olarak sen ondan üstün olabilirsin. Allah'ın katında gözünde belki ondan çok üstün olabilirsin ama bizim bahsettiğimiz konular meslek konusu. Ne diyoruz? Ustanızın diyoruz zaten. Kişi olarak belirtmiyoruz. Evet Cacca. Abi baksana senin makinen her yeri orijinal. Çiçek gibi maşallah şuna bak. Bakanın bir hafta işi rast gitti. Ya çok ciddi ben şimdi. Allah Allah. Bakmış değilim. Böyle bir saçmalık yok yani. Zaten
takıp da inancını para için kullanmaz. Dinini para kazanmak için kullanmaz yani. Bir saçmalıktır. Hangi hoca derse desin. Biz dinimizi niye kullanırız? İbadet etmek için. Cennete hak edebilmek için. Din bu dünya için kullanılmaz. Dinin amacı nedir? Ahirete yatırım yapmaktır. O yüzden siz de biraz aklınızı kullanın. Böyle hocaların efendime işte şu duayı okursan şöyle olursun. Vay efendime söyleyeyim şu duayı okursan para kazanırsın. Böyle şeylere itibar etmeyin arkadaşlar. Aklımız var. Allah'a şükür Allah bize akıl vermiş. Düşünelim diye. İnsanı diğer canlılardan ayırt eden tek şey nedir? Fikirdir arkadaşlar. Hayvanda da akıl vardır. Hayvanda da akıl vardır. Fikir yoktur. Düşünemez. Ateşin yaktığını bilir. Ama girince yanıp yanmayacağını bilemez. Düşünemez yani. Veya da bir uçurumdan hatta bir zaman olmuştu, televizyonda çıktı. Bir koyun atladığı zaman diğerleri de peşinden atlar gider. Hayvan uçurumdan atlayınca öleceğini düşünemez. Oradan atlayınca öleceğini bilemez yani. Onu düşünemez, fikir edemez. Bizi ayıran diğer canlılardan özellik düşünebilme özelliğidir. Bunu yaparsak sonun ne olur? Bunu düşünebilme özelliğidir. Yoksa atıyorum bir köpek de ateşin yakacağını bilir. Kaçar, ondan uzaklaşır. Ama atıyorum bir yerde yangın çıktı. Bu yangının ona doğru geleceğini tahmin edemez, düşünemez. Ancak ta ki yakınına gelene kadar, bakar o şeyden etkilenene kadar. Ama insan ne yapar? Ha, orada bir yangın çıktı, bana doğru gelecek bir yangın belli. Bana zarar verecekler, önlemini alır. Bunun gibi yani siz de herkesin aklı var, fikri var arkadaşlar. İşte böyle, yok şu duayı okuyunca hiç ummadığın yerden para gelir. Yok paran eksik olmaz, yok şunu olmaz, böyle olmaz. Böyle şeylere itibar etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi din, para kazanmak için değil, ahireti kazanmak içindir. O yüzden böyle şeylere kulak asmayın. Konuyu uzattıkça başka yerlere gidiyor, çeşitli yerlere gidiyor arkadaşlar. Diyeceğim şu, en basına onu da söyleyeyim de sohbetimizi de burada sonlandıralım. Şimdi dil konusunda da tabii ki şöyle de var, hiç araştırmayıp sadece namazını kıldırıp maaşını alıp yatan hocalar da var. Ayrı, fazileştirmiyorum yani her meslekte olduğu gibi. Yani onun dediği niye söylüyorum? Bir şeyler araştırma gereği duymayan. Ya ben 5 vakit namazımı da işime bakarım. Benim işim bu, görevim bu diyen de var. Ama sürekli durmadan araştıran, hem kendini geliştiren hem de millete, vatandaşı bilgilendiren hocalar da var. Böyle bilgilendiren bir hocayla, işte yıllarını vermiş, emekliliğe dayanmış bir hocayla yeni göreve atanmış hocada bir olabilir mi arkadaşlar? Mümkün değil. Şahit oluyoruz. Size de denk geliyordur. Hoca var. Dua yapamıyor. Yani normal Türkçe dua işte. Allah'ım bizleri koru. Vatanımızı, milletimizi, askerimizi böyle duayı bile doğru düzgün yapamayan hocalar var. Ama hoca var. Adamı bıraksan saatlerde dua eder seni de bıktırmaz. Yani ya hoca şu duayı bitirse de gitsek diyemezsin. Adam duayı okudukça öyle bir şey yapıyor ki yani okuyuş şekli var. Ha şunu da yeri gelmişken bahsedeyim. Mesela burada Polatlı'da şeyini söylemeyeyim. Bir hoca var. Bir de vaizimiz var. Şimdi hocanın olmadığı zamanlar vaiz birkaç sefer cuma namazında genelde para toplanıyor. Camilere, imam hatiplere, yurtlara falan filan. İnanın şimdi vaiz sade ne diyor biliyor musun? Muhterem cemaat cuma namazından sonra sizlerden Kur'an kurslarına yardım talep ediliyor. Allah yardımınızı kabul etsin. Tamam. Bitti. Ve hoca var. Aynı
talep ediyor. Allah yaptığınız, yapacağınız yardımları İzzet-i Dergâh'ına kabul etse, eylesin. İşte şöyle olsun, böyle olsun diyene. Para vermeye, gönül olmayan adam bile para veriyor yani. Bu nedir? Üstünlük değil midir? Yani her meslekte kıdemlinin üstünlüğü vardır. İşini güzel yapmasına, iyi yapmasına, tecrübesinden dolayı. Yoksa insanlık manasında değil yani bizim üstünlük dediğimiz. Belki konuda bu kadar konuşmama gerek yoktu ama ya yeni gelir arkadaşlar, yeni bir ziyaretçi arkadaşımız olur, kanalımıza gelir, abone olur. Orada birkaç tane olumsuz yorumu gördüğü zaman videoyu da sonuna kadar izlemez. Ha ya şunun gibi söyleyeyim. Mesela ben film izliyorum. Boş zamanlarımda filmin kapak resmine baktığım zaman benim hoşlandığım sınıf bir resim ama yorumlara da takılıyorum. Yorumları bir okuyayım diyorum. Tabii bu film işinde herkesin bir zevki var, tarzı var, şeyi var. Onlarca yorumun içinde mesela bir sürü olumsuz yorum var. Yorumlara bakarsan filmi izlemene gerek yok. Çok denedim. Ama bir bakıyorum filmi izledim, benim hoşuma gitti. Bunun gibi yani insanlar yorumlara bakarak yani benim film izlediğim gibi onlar da yorumlara bakarak kanalımıza tenezzül etmeden bırakıp gidebilir. O yüzden bazı böyle şeylere cevap verme zorunluluğum gerekiyor. Ha o bu, ben bu videoyu, izler mi izlemez mi ayrı mesela ama ben de takıntı olarak kalmasın diye bunu söylemek istiyorum yani. Ki ben de rahat edeyim yani. Yanlış anlaşılmayın. Belki o yorum yapan kardeşimiz de yanlış anladı. En azından bu videoyu da izlerse ne demek istediğimizi anlamış olur.